Evet, yayına girdik. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bir süredir ara verdiğimiz 3. Delta'da insan eski insan izlerini ararken temalı konuşmalarımıza tekrar başlıyoruz. Bugün Profesör Doktor Necmi Karol konuğumuz. Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul etti, bizi kırmadı. Ve bugün Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi ve Karahantepe kazıları hakkında bize bilgi verecek. Farklı olarak bugün eğer bizim söyleşilerimizi izliyorsanız genelde konferans gibi konuklarımız konuşmasını yapıyordu. Ama bugün biraz farklı Necmi hocamızla farklı bir tarz izleyeceğiz. Sohbet şeklinde sorular soracağız. Hocamız cevap verecek. Tabii sizlerin de soruları olacak. Onları da biz almak istiyoruz. Bu arada bu Çukurova Sanat Girişimi adına sevgili Çetin Yeğenoğlu ve Başak Hülya Ekmekçi'ye de teşekkür ediyorum ve Profesör Doktor Necmi Karol'u kısaca tanıtıyorum. İstanbul Üniversitesi Prehistori Anabilim Dalı'ndan lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Karol, DAD bursu ile doktorasını 2000 yılında Berlin Freie Üniversitesi'nde tamamladı. Doktorasının ardından Atlas Dergisi arkeoloji editörlüğünü yaptı ve Arkeo Atlas Dergisi'ni yayınladı. Akademik hayatını 2002 yılında Prehistori Anabilim Dalı'nda asistan olarak başladı. 2006 yılında doçent, 2017 yılında da profesör unvanı aldı. Bu süre zarfında 2005 yılında Harvard Üniversitesi'nde araştırma Görler Kurulu üyeliği yaptı. 2014 yılından bu yana Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü Kolokyum Anatolikum 2009-2012 ve 2019 yılından itibaren de Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi TUBAAR Editörler Kurulu üyelikleriyle son olarak da Magma Dergisi Arkeoloji Editörlüğünü sürdürmekte. Aynı zamanda Necmi hocamız Alman Arkeoloji Enstitüsü, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve İKOMOS Türkiye Milli Komitesi de üyeliklerini devam ettiriyor. 2007 ile 2015 yılları arasında Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanlığı'nda yaptı, yürüttü. Katıldığı kazıları da kısaca özetleyeyim. 1989'dan itibaren Anadolu'nun farklı coğrafyalarında tarih öncesi kazı ve yüz araştırmalarında görev aldı. 2004-19 arası Bursa Aktopraklı Köyü Kazı Başkanlığı ve 2010-14 yıllar arasında Siirt Kusir Höyük kazılarının bilimsel danışmanlığını yaptı. 2020 yılında da yılından itibaren desek daha doğru olacak. Göbekli Tepe ve Karahantepe kazılarının başkanlığını sürdürüyor. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Evet. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Serdar. Şimdi konuşma başlığımızdaki hocam Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesi hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Nedir bu proje? Nasıl ortaya çıktı? Nasıl devam edecek? Bu sene hangi gelişmelere şahit olduk? Şimdi Serdar Hocam, yani Şanlıurfa ve Neolitik deyince tabii sadece bizim değil, herkesin aklına ilk gelen şey Göbekli Tepe. Artık Neolitik'le özdeşleşmiş, Şanlıurfa ile özdeşleşmiş bir yer isim. Ama bu projenin yapılmasına vesile olan şey aslında Göbekli Tepe'nin kendisi kadar Göbekli Tepe'nin tek olmadığını bilmemiz diyebiliriz. Ve özellikle Göbekli Tepe'nin tek olmaması şunu da beraberinde, şu soruyu da beraberinde getiriyordu. Eğer bu tek değilse, bu Göbekli Tepe ile temsil edilen Şanlıurfa'yla Neolitik'le özdeşleşen bu yerin ait olduğu dönemi anlamanın yolu
sadece Göbektepe'den geçmesi mümkün değildi. Dolayısıyla bu dönemi anlamak için Göbektepe'li Çağdaş başka yerlerinde araştırmasından geçiyordu diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bu projenin aslında esasını, çıkış noktasını oluşturan bu fikir diyebilirim. Ve bu düşünce de bizi önce Karahantepe'ye götürüyor. Yani Karahantepe kazılarının başlamasına vesile oldu. Daha doğrusu Karahantepe kazılarının başlamasındaki ana motivasyon bu oldu diyebilirim. Ancak bizim için tabii sonuç itibariyle bizim için bile Göbektepe'den haberdar olan, bu bölgeyi tanıyan, uzun süredir çalışan arkeologlar için bile Karahantepe'de karşılaştıklarımız sürpriz sayılabilecek düzeyde etkileyici sonuçlara ulaştık. Yani bu durumda bizi sadece bizim değil, o bölgede çalışan neolitik uzmanların değil, aynı zamanda bakanlığın da dikkatini çekti Karahantepe'deki bulgular diyelim. Bunun dışında yine bütün bunlardan bağımsız olarak Urfa'da çağdaş bir diğer yerleşme olan Sefertepe'de de kazıların yapılması o tarihte, yani 2020 yılından itibaren gündemdeydi, özellikle 2021'de. Sonuç olarak bütün bu gelişmeler, yani Göbektepe'nin yalnız olmaması, tek olmaması, işte Karahantepe'de kazıların başlaması, bir süre Harbestova'nın kazılması, ardından Sefertepe'nin kazılacak olması gibi bütün bunlar bizim aslında böyle bir yerleşme fetişizmine düşmeden, herhangi bir yerleşmeyi diğerlerinden gereğinden fazla koparmadan bu bölgedeki neolitik çağ anlamanın daha anlamlı olduğu fikrini oluşturdu. Ve bunu da tek bir yerden değil, bölgede yapılacak daha fazla kazılar sayesinde anlayacağımızda gayet açık bir tabloya dönüştü. Dediğim gibi bu yaklaşım bakanlık tarafından da kabul görmeseydi zaten bu şeye gelmez, bu seviyeye gelmezdi. Bizim bu yaklaşımımız bakanlığın da yani bu yaklaşım bürokraside de kabul gördü. Özet olarak Şanlıurfa Neolitikçe araştırma projelerini, yani bir tanımla dersen benzer sorular etrafında, aynı bölgede, eş zamanlı gerçekleşen ve çok sayıda ekibi, birden fazla tek bir ekibin içtiği çok sayıda ekibi bir araya gelmesi anlamına geliyor bu proje. Bu ekiplerin çok uluslu olması, dolayısıyla haliyle tabii farklı okullardan farklı gelenekleri temsil ediyor olması, hatta biraz daha bunun altını doldursak, aynı konunun farklı uzmanlarını bir araya getirmesi gibi birçok şey de var, yönü de var. Yani projeyi üst çerçevesini tarif ederken bunları vurgulamak aklıma geliyor. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Bu öne çıkan yönlerinin projeyi ünik yapmasının yanı sıra belki de Neolitik Çağ arkeolojisine katkı sağlayacağı şimdiden çok açık olan, yani ilk yıldan itibaren çok açık olan bir gelişmelerin de yaşandığı bir proje. Biz bu projeyi tarif ederken, en azından ben bu projeyi tarif ederken, bu arada Serdar Hocam gitti umarım, yayın devam ediyordu, bilmiyorum, emin olamadım. Ha, tekrar bağlanıyor, tamam. Geldim. Tamam, ben de devam ediyorum o zaman. Tamam. Yani bu projeyi bu sinerjiden birçok başka sonuç da çıkarabiliriz. Yani birçok uluslu, çok ekibin bir araya gelmesi, özellikle bu projede görev alacak öğrenciler için de çok öğretici olacağını, yani birçok insanın bu projeden yetişeceğini öngörebileceğimiz bir şey. Bana hep böyle Keban projesini çağrıştıran yönleri de olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut durum itibariyle de neredeyiz diye de sorunun, yani ikinci kısmını belki burada bir cümleyle açmak gerekebilir. Bu 2021 yılı itibariyle bu bölgede 7 tane noktada kazılar başladı. Ve bildiğim kadarıyla bakanlığa yapılan, bu bölgede yeni çalışmalar için yapılan başvurular da var. Bu zaten öngörülüyordu, bekleniyordu ve hatta bakanlık tarafından teşvik edilen bir durumdu. Dolayısıyla yeni yılda bu şeylerin, bu bölgede yapılacak Neolitik Çağ kazılarının daha da artacağını biliyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz, yani bu bir başlangıçtı. Biraz daha şekillenecek ve gelecek yazdan itibaren daha tanımlı bir proje haline gelecek diye tarif edebilirim. Çok güzel. Elinize sağlık. Peki hocam, siz iki kazının da başkanlığını ve aynı zamanda projenin de koordinatörlüğünü yapıyorsunuz. Göbekli'de çalışma imkanınız oldu mu bu sene? Göbektepe'de son durum nedir? Göbektepe'de çalışıldı. Yani aslında Göbektepe uzun bir süredir çalışıyor ama bu sene çalışmaların seyri biraz daha farklılaştı. Biraz daha önceki yıllarda olduğu gibi sistematik kazılar
ra yönelik işte yeni alanların açılmasından ziyade mevcut alanlarda temizlik ve kazı çalışmaları yapıldı. Burada şöyle demek lazım. Aslında Göbeklitepe'nin mevcut durumunu tarif ederken bunu biraz daha geçmişten, öncesinden alarak tarif etmek biraz daha hani bir yere oturtmak açısından iyi olabilir. Biliyorsunuz Göbeklitepe her ne kadar 1963 yılında keşfedilmiş olsa da bu alanın, Göbeklitepe'nin gerçek keşfini Klaus Schmidt gerçekleştiriyor diyebiliriz ve Klaus Schmidt vefat ettikten sonra da daha çok vefat edince daha doğrusu daha çok kazıdan ziyade yayın, koruma, ziyaretçi yönetimi ne yönelik işler yapıldı. Yani o sürede vefattan sonra da boş durmadı ama konsantrasyon dediğim başlıklar altında yoğunlaştı. Ama sonuç itibariyle 1995'ten 2014 yılına kadar yani yaklaşık 19 yıl boyunca kazılmış bir yer Göbeklitepe. Oldukça uzun süre çalışmaların yürütüldüğü bir yer. Ve tabii bunun yanı sıra bir de UNESCO süreci yaşandı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girince burada ciddi bir ziyaretçi baskısı oluştu. Ve bunun beraberinde gelen başka parametreler de ortaya çıktı. Bu da bu durumda bize yani bu yeni koşullarda yeni bir strateji yapmayı zorunlu kıldı. Aslında bugün Göbeklitepe'de durum nedir sorusunun da cevabı biraz da bu stratejinin ne olduğundan geçiyor diyebiliriz. Nedir bu strateji? Bir kere öncelikle mevcut bir ekip var orada. Bu mevcut ekibin yayın gibi konularda özellikle onlara destek olunması gerekiyordu. Ve biliyorsun zaten çok şey birikmiş bir kazı Göbeklitepe. Yani 20 yıl kazıdan birçok yerden daha fazla şeyin biriktirildiği, açığa çıkarıldığı, veriye ulaşıldığı bir yer. Böyle olunca da bu tür yerlerde nihai yayınları hazırlamak da son derece zor ve zaman alacak işlerdi. Dolayısıyla o 20 yılın ardından ne yazık ki bir vefatın üzerinden bunları konuşuyoruz ama o 20 yıllık bir birikimi, biriktirmiş şeyi, bilgiyi yayına dönüştürmek gerekiyor. Bence yani bizim açımızdan şu anda en önemli bu konudaki stratejimiz bu yayınların teşvik edilmesi. Diğer taraftan yine bu yeni dönemde, yeni yaklaşımda mevcut ekibin emeğine bir saygı göstermek. Onca yıllık birikimin, bilginin paylaşılması üzerinde durmak ve bunların bu birikimin üzerine yeni şeylerin inşa edilmesine olanak sağlayacak bir düzenin kurulması da bence son derece önemliydi. Bu da öncelikler arasında yer alıyor. Onun dışında tabii Göbeklitepe gibi bir yerin hiç bitmeyecek konularından bir tanesi de koruma ve işte mevcut kalıntıların yerinde sağlamlaştırılması da bu stratejinin önemli parçası ki buna yönelik pandemiye rağmen bu tür çalışmalar da devam etti. Eski bir koruma çatısı vardır o büyük şimdi bu yeni yapılan yuvarlak çatının hemen arkasında özellikle bu ikinci tabaka yapılarını örten çatı. O yenilendi, onun üst örtüsü yenilendi, biraz yükseltildi gibi. Aynı zamanda bu sağlamlaştırma ile ilgili bir takım denemeler yapıldı ve yani bu çalışmalarda bilimsel yani kazı çalışmalarına paralel sürdürüldü. Bir de son olarak bir şey daha belki vurgulamakta burada fayda var. Bu sözün ettiklerim birçok insan tarafından görülebilen, bilinen şeyler ama pek de görünürde olmayan başka bir nokta daha var. Bu da bizim bu yaklaşımımız aslında yani işleri orada yürütülmekte olan işleri kesintiye uğratmamak konusunda gösterdiğimiz kararlılık aynı kuruluşlar tarafından Göbeklitepe'nin yeniden finanse edilmesi sağlandı Almanya'da. Bu ne demek? Yani burada bir para kaynağı sağlamaktan söz etmiyorum burada. Bu şu demek özellikle Göbeklitepe için. Bu projede çalışan, farklı enstitülerde görev alan çalışan insanların da bu işlerine devam etmesi anlamına geldi. Yani burada bir kesintiye uğramış olsaydı o 20 yıllık emeğin üzerinde o yayınları hazırlayan, onları işte laboratuvar çalışmalarını yapan bilim insanlarının da işlerine kesinti anlamına gelecekti. Dolayısıyla bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani bu kesintiye uğramadan mutfaktaki, arka plandaki çalışmalarda bu sözünü ettiğim kararlılık sayesinde devam etti diyebilirim. Çok güzel. Çatı dediniz hocam. Çatıyla ilgili eleştiriler de oldu diye hatırlıyorum. Değil mi? Evet. Çatıyla ilgili sürekli eleştiri var. Söylemek ister misiniz bu konuyla ilgili? Ya çatı nihayetinde koruma sağlasa da yani böyle yekpare olması ve biçim itibariyle başka sorunları da beraberinde getiren bir uygulama ne yazık ki. Burada tabii çatı deyince bir takım yanlış bilinen doğrular da akla geliyor insanın. Çatı bir Avrupa Birliği projesi. Yani Avrupa Birliği kaynağıyla yapılmış bir proje.
ve Klaus Schmidt vefat etmeden önce Almanya'da yapılan bir proje yarışmasıyla seçilmiş ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiş bir proje. Burada Doğuş grubunun yaptığı sponsorluk da akla geliyor çatı konusunda. Doğuş'un desteği, burada özellikle yapısal destekleri, özellikle karşılama binaları ve ona eklenmiş tesisler, yapılar diyebiliriz. Aynı zamanda arkeolojik kazıları değil ama arkeolojik kazılar dışındaki ihtiyaçların karşılandığı 20 yıllık bir sponsorluk Doğuş'un yaptığı burada. Son derece de oradaki sistemi şu anda ayakta tutan en önemli girdilerden bir tanesi. Tabi burada çatı deyince yekpare olması sorun, en büyük sorun dedim. Bu yekpare alanın dışında, yani bir alanı sınırlıyor. O alanın dışındaki yerlerde böyle bir çatı koruma sorunu yaratıyor. Çünkü ona ekleyerek büyütemiyorsunuz çatıyı. Diğer taraftan bu özel yapıların bulunduğu alan zaten çukurluk bir topografyanın içerisinde. Bu da o çukurun içerisinde etraftan biriken yağmur sularının da sızmasına neden oluyor. Yani bu o topografyanın bir sonucu. Yani çatıyla doğrudan orantılı değilse bile, ama o alanın içini kazdığınız zaman ve sadece onun üzerini kapattığınız zaman zeminden taşınan suyun oraya girmesini çok etkileyen, engelleyen bir çatı değil bu. Bunun için de bu yüzden de zaten o alanın hemen çevresinde kazılar vardı. Bu süreçte o alandaki kazıların genişletilmesine, devam edilmesine bir öncelik verildi. Bu da tabii yani biraz zorunluluk, biraz da zaten başlamış bir işin devam etmesi anlamına geliyordu. Diğer taraftan Göbektepe sonuçta orada yapılan bütün uygulamalar çok böyle göz önünde eleştiriye açık. Hatta sömürüye açık diyebilirim. Hatta bir örnek vereyim. Bu böyle bir alanı her yönüyle ciddi bir şekilde korumanız gerekiyor. Son aylarda bu korumayı sağlamak amacıyla işte yeni bir kamera sistemi kuruldu. Bu kamera sisteminin yerleştirilmesi için hazır çok küçük beton küplerin içindeki borular, yani kameraları takıldı borular alana yerleştirildi. Bu bayağı bir olay oldu hem yerelde hem de ulusal. Bazı şeylerde, yayınlarda alanına delik teşvik ettiler, kazıyorlar. Yani burası bir arkeolojik alan, kazılabilir. Yani 20 santim, 30 santimde kazabilirsiniz, birkaç metrede kazabilirsiniz. Bunu nasıl yaptığınız önemli. Ama biz şu anda burada şunu daha öncelikli görüyoruz. Alanın korunması, özellikle mesela yürüme platformunun üzerinde kaç kişi var? Taşıma kapasitesi buna uygun mu? Bunu sayabilmek çok önemli. Oradaki ziyaretçi etkileşimini arttırmak için oradaki sayının kontrol edilmesi vesaire, bunlar hep modern teknolojilerle yapılması gereken şeyler. Haliyle bu da tabii bir takım müdahaleleri gerektiriyor. Ama dediğim gibi yani çatı ve işte benzeri şeyler Göbektepe'nin her zaman bu konularda eleştiriye açık kaldığı, eleştiri oklarını hedef alındığı bir yer olmasını engellemiyor. Evet. Peki hocam, şimdi hem Urfa bazında, Şanlıurfa bazında hem de bölgedeki bu dönem kazıları veya Göbektepe kültürüne dahil olan bu yerleşimlerdeki çalışmalar nasıl bir yönde ilerleyecek? Yani ya da nereye evriliyor bir iş? Biraz sonra Karahantepe'ye de gireceğiz. Onunla ilgili evet. De konuşacağız. Ne söylersiniz hocam bu konuyla ilgili? Aslında yani tabii sadece yani bu bölgede mi? Urfa ilinin içinde mi bu merkezler? Başka yerde bekleyecek miyiz? Yakın coğrafyada? Tabii ki bu bölge özgü değil. Yani Neolitik'ten sözü bütün eski dünyanın bütün yakın doğunun işte tarih öncesi dönemde belki de en iyi, en çok araştırılmış yerlerin dönemlerinden bir tanesi Neolitik çağ ve Güneydoğu Anadolu'da da bu döneme tarihinden birçok yer kazılmış ve kazılmaya devam ediyor. Burada tabii sonuç itibariyle aktüel olduğu için işte Karahantepe'deki bulunukların biraz daha öne çıkmasından, etkileyici olmasından kaynaklı biraz daha bunları konuşur olduk, ama son yıllarda özellikle Tuğba Hoca'nın, Tuğba Öksen'in Diyarbakır'da yürüttüğü Grafilla kazısı, keza aynı şekilde Ergül Kodaş'ın Mardin'de Boncuklu Tarla ve Çemka kazıları, Aslı Hoca'nın uzun bir aradan sonra yeniden Çayönü'nde kazıları başlatması bile, yani şu anda aktüel olarak devam eden kazılar bile sonlanmış, bitmiş,
kimi işte su altında kalmış yerleri bir tarafa koysak, şu anda yürümekte olan kazılar bile konunun Şanlıurfa ile sınırlı olmadığını açık bir şekilde gösteriyor ki tabii bu kazı sayısının artması bize çok fazla yeni şey öğrenmemize olanak sağlıyor. Eskilerin üzerine yeni bir takım bilgiler koymamıza olanak sağlıyor. Ama her şeyden önce Neolit'in geniş bir coğrafyada ortaklık içeren yanları olmakla birlikte ama kendine özgü, bölge bölge kendine özgü özelliklerinin de olduğunu, hatta yerleşmeden yerleşmeye bile birçok değişkeni barındırdığını göstermesi açısından birçok yerin kazılması, Urfa bölgesinin dışındaki yerlerin kazılması son derece önemli. Ki dediğim gibi bu saydığım kazılar, örneğin Grafulla gerçekten müthiş bir kazı. Kazı açığa çıkarılan kalıntılardan ziyade onlara, yani bu dönemin kazısını yapmak da, çukur yapıları kazmak etmek, onlar da çok çok böyle gerçekten uzmanlık edilen, bu işte biraz erbap olmayı gerektiren yönleri, yani daha doğrusu deneyim gerektiren, erbap değil mi? Deneyim gerektiren yönleri olan bir iş ve dolayısıyla bu grafikte de çok açık bir şekilde gözüküyor. Ergül Hoca'nın çok uzun bir süredir Mardin'de hani iki yerde ve işte baraj baskısı vesaire, buna rağmen yürüttüğü kazılar kezarnık. Tabii bunun içerisinde Çayönü'nün ayrı bir yeri var. Çayönü sadece dünya Anadolu değil, dünyanın yolcu açısından da son derece önemli bir yer. Ve burada yeniden kazıların başlaması, Aslı Hoca gibi bu konuda yani Çayönü'de yetişmiş birinin bu işi sürdürüyor olması da hem bildiklerimizin önemini ortaya koyuyor, hem de bildiklerimizin ne kadar az olduğunu, üzerine daha çok şey koyulabileceğini gösteren örnekler oluyor. Yani Neolitik çağ arkeolojisinin evrildiği yer çok ucu çok açık ve çok öğretici. Böyle diyebiliriz. Yani. Daha yeni sürprizlere gebe bir konu. Evet. Evet, şimdi herkes bekliyor tabii merakla Karahantepe'nin ne durumda olduğunu, yeni bulunduları nasıl. Önce isterseniz hocam, biraz önce bahsettiniz ama Karahantepe, Göbektepe mesafesi ne kadar, bir konum olarak alsak ve işte ilk bulunuşu olsun, ilk çalışmalar, ilk kazılar ne zaman başladı? Bilgi alabilir miyiz Karahantepe'ye? Girelim artık yavaş yavaş. Evet, şimdi tabii yani Karahantepe, ben hani bu şeyin, teşekkür ediyorum bu davet için. Karahantepe sonuçta hani üzerinde mutlaka konuşmamız gereken bir şey ama Karahantepe çok yeni bir kazı. İşte salgın koşullarında çok küçük bir ekiple yürütülmüş bir kazı vesaire. Yani sonuç itibariyle hani böyle çok uzun süredir yapılan, sonuçlarını ferah feza zamanlar içerisinde değerlendirdiğimiz bir yer değil. Onun için biraz daha tanımlamacı kalabilecek bir şey Karahantepe ile ilgili söyleyebileceklerimiz ama başta da söyleyeyim ki sonuçta çok öğretici bir yer oldu. Şimdiden belli. Karahantepe sorduğun soruya binaen işte Göbektepe kuş uçumu aşağı yukarı 30 kilometre mesafede bir yer. Karayolu da kent merkezine 50 kilometre mesafede. Yani Haran Ovası'nın doğusundaki yükseltilerin üzerinde ki tek tek dağlarını oluşturuyor burası. Kuzeyinde Germüş Dağları var Göbektepe'nin olduğu. Ama Göbektepe ile benzer bir doğal çevre ortamında bulunan bir yer. Tek tek dağları aynı zamanda bir milli park. Bu tabii son derece önemli bir avantaj. Milli parkı konuya ayrı bir boyut kazandırıyor. Çünkü bu arada tek tek dağları Türkiye'nin ikinci büyük milli parkı. Çok büyük bir alan. Ve son derecesiz bir bozkır ortamı sunuyor. Yani ilk bakışta böyle kraç, step ortamı şeyi izlenimi görüntüsü taşısa da gelen birçok insanın birbirinden bağımsız şekilde ya burası Mars'ın yüzeyi mi acaba diye şey yaptıkları, benzettikleri bir görüntü taşısa da aslında çok hareketli, endemik türleri, hayvan çeşitliliği vesaire açısından son derece önemli bir yer. Bu da Karahantepe'nin bulunduğu ortamın korunmuşluğu bakımından en azından tabii tarih öncesi çevreyle aynı çevre değil ama sonuçta mevcut halinin korunmuşluğu açısından milli park olması önemli ki biz bu milli parkın sınırlarının revize edilmesi, biraz daha genişletilmesi ve buradaki az önce sözünü ettiğim canlı ortamın belgelenmesi gibi bir takım şeylerde, çalışmalarda yürütüyoruz kazılara paralel olarak. Karahantepe 1997 yılında bulunuyor. Bahattin Çelik tarafından tespit edilen bir yer burası. Sadece Karahantepe değil tabii bu ovanın etrafında, Arın Ovası'nın etrafında başka yerler de var. Bahattin Hoca'nın yine tespit ettiği çok sayıda yer var. Yine burada ilave etmekte fayda görüyorum. Şu anda yürümekte olan proje kapsamında da bu yaz Çukurova Üniversitesi'nden
Fatma Şahin'in yaptığı yüzü aşmasını da yeni yerler tespit edildi. Fatma'nın bulduğu yerlerin dışında köylülerin bildirdiği bir takım noktalar tespit edildi ki şu bu geçtiğimiz yıl bulunan yerlerden iki tanesinde de kazılar bile başladı. Dolayısıyla bilinenler çok sayıda bilinen yer var. Bunlara yenileri ilave edildi. Hatta gidişat onu gösteriyor ki hiç yüzey aşması yapılmamış. Daha bir dıştaki halkada da benzeri yerleri bulma olasılığımız çok yüksek. Kazılar ise 2019 yılında başladık. Çok küçük yani kısa süreli bir çalışma olmuştu. 2020'de devam ettik. 2020'yi belki biraz ayırmak lazım. Çünkü bu salgın, online eğitim gibi şeyler bize biraz daha arazide uzun kalma fırsatı verdi. Böyle düşününce de hani aslında özellikle bu geçtiğimiz yıl bir iki sezonluk bir çalışmayı bir sezonda yani salgının bütün şeyine negatif yönlerine rağmen bizim için bir avantaj oluşturdu diyebilirim. İki bölgede kazı yaptık. Bunun ilkini işte ilk yıl başlattığımız alanda ama bu sene hani kazı evinde çok kişi kalmamak işte gibi nedenlerle hani Covid'den dolayı küçük bir ekiple ve az sayıda bir işçiyle belirli bölgeye yoğunlaştık. O bölgede tek bir noktada kazı yapmaya devam etti, tercih ettik. Ve burada da tabii yerinde korunmaya, yerinde konacak kalıntılar yani hemen yüzeyin altında olduğu için hızla kendini göstermeye başladı. Aslında biz bunu biraz da sezdiğimizi yani gidişatı sezip kazıyı da biraz da bu şekilde planladık diyebilirim. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, yani koruyabileceğimiz ölçülerde kazı yapmaya özen gösterdik diyelim. Nitekim Göbektepe bunun için çok iyi bir örnek oldu. Yani yoksa bu koruma tedbirlerini birlikte düşünmeseniz, stratejinizi ona göre belirlemezseniz evet Göbektepe'de ne yazık ki çok geniş bir alan, çok büyük bir alan. Bir ikinci bunların üzerlerini kapatmak, etmek, korumak daha maliyetli ve daha zorunlu, zor hale geliyor. Bize Göbektepe'nin öğrettiği çok şeyin yanı sıra bir de böyle bir strateji gelişmemizi öğretti diyebilirim. Dolayısıyla yani koruma işleri de çok karmaşık hale gelmeyecek şekilde bölük pörçük değil tek bir alanda yoğunlaşmayı tercih ettik. Şeyimiz bu. Yani stratejimiz bu yönde oldu. Peki çıkan buluntular hakkında görseller evet. Eşliğinde görebilecek miyiz hocam? Tabii. Bunun için de bir sunu yaptım. Ne kadar teknik olarak şimdi becerebileceğiz bunu bilmiyorum ama şöyle yaptığım zaman ekran tam ekran oluyor mu? Görebiliyor musunuz? Ben de tam ekrana geçeyim. Evet hocam işimizi görür. Evet oldu. Evet, bu haliyle oldu mu? Demek ki deminki hali daha şeydi. Bir dakika. Nasıl şimdi? Sanırım tam ekran. Gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi buradan devam edeyim. Yani çok çok uzun bir Karahantepe sunusu yapmayacağım. Sonuç itibariyle yani öncesinde konuştuk. Belki sorular olur. Onun için belirli bir şeyde sürede tamamlamaya çalışacağım. Bu başta bir sözünü ettiğim bu Göbek'te Şanlıurfa Neolitik dönem araştırmalarının özellikle şu T biçimli dikil taşlarla ayırt edilen bölge yani Urfa şu ortadaki bölge umarım oku görüyorsunuzdur. Şu Haran Ovası'nın olduğu yerin üzerinde durdurmaya çalışıyorum. Bunun etrafındaki alanları ifade ediyor bu projenin kapsadığı alan. Ama diğer noktalar bu yuvarlak lejantta verilen noktalarda bu dönemle tarihlenen çağdaş yerleşmeleri gösteriyor. Dolayısıyla yani Göbektepe, Karahantepe bu bölgedeki yerleşmeler aslında çok daha geniş bir coğrafya bir dünyanın parçası. Ama bu bölgede özellikle bu T'lerin yani dikil taşların T biçimde olmaları, yapıların anıtsallığı gibi bir takım özellikleriyle bu coğrafyanın içerisinde, bu büyük coğrafyanın içerisinde de ayrıldığını söyleyebiliriz. Burada ekranda proje kapsamında kazısına başlanan ve kazılması düşünülen yerleri görüyorsunuz. Ekranın sağındaki bu yeşil alan Haran Ovası ve onun etrafındaki bu yerleşmelerin dağılımını, birbirlerine olan mesafelerini görüyorsunuz. Ve burada bazı mesela Gürcütepe eski bir kazı, Yeni Mahalle, Kezaöle, Harbet Sulanöle, Göbektepe, Karahantepe. Diğerleri ise Bris Mezarlığı, Söğüt Tarlası. Yine eski kazılardan biri. Yani bazıları daha önceden kısmen kazılmış, kazılmaya devam eden, bazıları bilinen, bazıları da yeni bulunan yerlerden oluşan ve ama özet olarak bu ovanın etrafında yükseltilerde bulunan yerler bunlar. Şu anda mevcut durumda kazı yapılması planlanan
yerlerin dağılımı da bu şekilde. Burada tabii konum olarak olmasının yanı sıra boyutlar olarak Göbektepe ve Karahantepe'nin bunların içerisinde biraz da böyle merkezi bir lokasyona sahip olduğunu gösteriyor. Buradaki merkezi lokasyondan kastım diğerleriyle bir ilişki kurmak değil ama boyutları açısından yerleşmeler arasında farklılıkların olduğunu da gösteren bir şey bu. Dağılım haritası bu. Ama en azından ne kadar geniş bir alana yayıldığını, Sefertepe merkeze 70-80 kilometre mesafede, Mendik keza merkeze daha yakın ama yine de 30 kilometre mesafede. Yani en azından yarı çapı 100 metre, 100 kilometrenin üzerinde bir alandan bahsediyoruz ki bu gördüğünüz noktaların dışındaki alanlarda da yüzey aşması yapıldığında benzeri yerlerin çıkma olasılığı çok yüksek çünkü aynı coğrafi ortam devam ediyor. Karahantepe'ye gelirsek Karahantepe bu gördüğünüz yer tek tek dağlarının üzerinde bir nokta. Şu arkadaki yükseltiler yani biraz dağ görüntüsü yansıtmasa da bunlar ilk yükselen torosların ilk yükselen tepeleri ve tabi haliyle de daha erken aşınmaya başlayan yükseltiler. Ufuk çizgisinin arkasında da şurada da Haran Ovası'nın olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Bunların içerisinde Karahantepe yüksek noktalardan birinde şu arkada da şu N harfinin oralarda Harbet Suvan var. Ekranın sağ üst köşesinin doğrultusunda da Göbektepe'nin olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Alana daha farklı bir açıdan yukarıdan tam üstten bakıldığında da bu etrafta gördüğünüz beyaz kalkerli alanlar, bunlar miyosen kalker kayalıklar, yüzeyleri erozyonla aşınmış ve artık çıplak kayalıklara dönmüşler. Ve bütün bu coğrafyada şöyle küçük dere yataklarını, artık bunlar sel yarıkları şekline dönüşmüş. Ve bunların içerisindeki yani yüzeylerden akan, yıkanarak akan, taşınan şeylerin, toprakların doldurduğu küçük bir dere yatakları var, sel yarıkları var. Bunlar bugün tarım yapılabilen alanlar, bu bölgedeki sınırlı alanlar. Ama Karahantepe'nin şu şeyle, yani toprak dağılımından kapladığı alanı görebiliyorsunuz. Yaklaşık 15 hektarlık bir alan yanılmıyorsam burası. Ve tabii buradaki toprağın aşınmaması, diğer çıplak alanlardakinden farklı olarak korunmasının nedeni de tabii bu toprağın altında bunu tutan yapıların olması. Bu görüntü bile yapıların ne kadar geniş bir alana yayıldığını göstermesi açısından önemli. Burada bu fotoğraf çok net göstermese de şu okta dolaştığım yerde çok yani çarpları büyük yapıların olduğunu jeomanyetik ve hava fotoğraflarından biliyoruz. Kazısını yaptığımız alan burası. Burada özellikle anayan işlenerek yapıların inşa edildiğini o bildiğimiz bir bölge. Şu alttaki daha düz alanda ise yüzeyde herhangi bir dikil taş vesaire yok. Geri kalın olduğu için bunu örneklendiriyorum. Burada daha çok domestik ögelerle karşılaşıyoruz. Bu da belki de daha konut türü yapıların olabileceği bir yer olduğu fikrini getiriyor. Şu bölgede ise yani çıplak kısımda bu dönem yapıların işte standart özelliklerine olan bu T biçimli dikil taşların çıkarıldığı taş ocaklarının oluşuyor. Yani çok yakında taş ocakları var. Bu sözün ettiğim bir alana yoğunlaştık. Orada kazılara devam ettik dediğimiz alan burası. Burada hem anakaya oyulu yapılar hem de yine çukur ama anakaya değil de işte eski dolguların içerisine açılmış yapıların olduğu birden fazla katmanını görüyorsunuz. Daha eski katmanlarda işte yuvarlak planlı, oval planlı yapılar varken daha yeni dönemde bu ekranın sol altında gördüğünüz böyle dörtgen planlı ama yine de çukur tabanlı yapıların olduğu bir süreç var. Çok fazla karbon-14 tarihimiz yok. Radyokarbon tarihimiz az. Diğer bir iki tane kemik analizimiz, üç tane de karbonize örnekten yapılmış analiz var. Bunlar da milattan önce 9400'lerle kalibre tarihlerle 9400'lerle 8500-8400'lü bir aralığa denk geliyor bütün bu alanın içerisinde. Ama dediğim gibi yani sayısı çok az olduğu için bütün kronolojiyi yansıtıp yansıtmadığını söylemek çok güç. Genel böyle bir tablodan biraz daha detaya girip mimarisinden bahsedersek bu merkezde merkezin kazı alanının merkezinde söz ediyorum. Büyük bir yapı söz konusu.
Bu gördüğünüz gibi tam yuvarlak değil, biraz oval formlarda bir yapı. İç çapı, yani en içteki duvarlardan hesaplarsak iç çapı 23 metre civarında. Yine bir fikir vermesi açısından söylüyorum, daha önce görenler olmuştur diye. Göbektepe'deki D yapısıyla aynı boyutlarda ve gene benzeri bir yapım tekniği söz konusu. İç içe bir, iki, üç duvar gösteriyorum burada. Yani iç içe, daha doğrusu en dıştakinden giderek mekanın içerisini daraltacak şekilde duvarların olduğunu burada da görüyoruz. Yalnız bir farkı var. Bu, yani yeni karşılaştığımız bir durum. Bu eğimli bir arazide inşa edilmiş bir yapı ve bu eğimine, şuradan belki daha net anlaşılabilir, bu eğimine oturtmak için ana kayanın, yapıyı oturtmak için ana kayanın kesildiğini, yaklaşık 5 metre kadar kesildiğini, zeminin düzeltildiğini, dolayısıyla yapının zemini yine ana kayanın kendisi, eğimin daha alçak olduğu yerlerde de bu gördüğünüz duvarlarla yükseltilerek yapının sınırlandığını, çerçevesinin oluşturulduğunu görüyoruz. Ana kayanın kesildiği yerler ve tabii standart olarak burada yine dikil taşlar var, yapı duvarının içerisinde yerleştirilmiş. Bazıları tam içine, bazıları biraz önüne gelecek şekilde yerleştirilmiş duvarlar, bölünmemesini sağlayan dikil taşlar var. Şu kesimde bu dikil taşların ana kayanın kendisinden yapıldıklarını görüyoruz. Eğimli yüzeylerde de taşınabilir, yani yapılmış ve oraya yerleştirilmiş dikil taşlar var. Bunlar büyük bir olasılıkla bu kaya kütlesi kesilirken elde edilmiş olma olasılıkları da çok yüksek tabii. Bunun dışında yine bu dönem yapılarının standart özelliklerinden biri olan duvarlar boyunca giden sekiler var. Bu sekiler ana kayanın yüksek olduğu yerde ana kayadan, diğer bölümlerde ise bu yapının eski evreleri ya da başka yapılardan getirilmiş dikil taşların yatay bir şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş sekiler ve farklı olarak, bildiğimiz diğer örneklerden farklı olarak, burada iki kademeli bir seki düzeni görüyoruz. Ortada da iki büyük dikil taş var. Bunların hepsi bu yapının içerisindeki dolgudan çıkma orijinal konumlarında değiller. Ağır oldukları için henüz çıkaramadık. Bir akıl karışıklığına neden olmasın, ama şu gördüğünüz, şununla şu büyük iki tanesi yapının merkezindeki diğerlerinden daha yüksek, yani konik bir çatıyı taşıma şeyi olan, fonksiyonu olabilecek boyutlarda dikil taşlar, ki bunların boyutları da yaklaşık 5,5 metre, 5,6, 5,7 civarında kırıklı oldukları için tam yüksekliğini söylemek biraz güç. Bu yapının yanı sıra bu yapıyla ilişkili bitişiğinde ana kaya olmuş başka yapılar da var. Birazdan onların da detayını göstereceğim size. Ama bu büyük yapıdan birkaç tane daha fotoğraf göstermek istiyorum. Sözünü ettiğim sekilere karşıdan baktığınız zaman bu dikil taşların yatırılarak oluşturulduğunu söylemiştim. Örnekler görüyorsunuz burada. Biraz daha yakından bakarsak, bunların ilginç bir, yani vurgulanması gereken bir konu, dikil taşların arasındaki sekillerin, yani onların oluşturduğu kompartıman diyelim, her birinin aşağı yukarı birbirinden farklı özellikler taşıması, farklı mobilyalar gibi bir takım birbirinden ayrılan özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi diğerlerine göre biraz daha farklılaşıyor bu kompartmanlardan, bölmelerden bir diyelim. Buradan oldukça özenli yapılmış bir dikil taş yatırılmış vaziyette. Önünde bir leopar var. İkinci kademede, üst kademede ise alanın daha küçük iki dikil taşla daraltıldığını ve yatay bir taşla buranın yerinde kırıldığını varsayarsak, diğer bölmelerden daha da farklılaştığını görüyoruz. Nitekim diğer alanlardan farklı olarak gene burada dikil taşın yataydaki, yani bu sekinin üzerine çok sayıda tabağa, şurada birazdan fotoğrafı göstereceğim, bir totem direğine, bunlar, şu gördüklerinizin hepsi işlenmiş taşlar ya da şuradaki taş kaplar gibi, adeta bir takım şeylerin bilinçli olarak bırakıldığı, sunulduğu bir alan görünümü taşıyordu. Burada tümlenmesi yapılmış bu taş tabakların, şu anda müzede sergide olan taş tabaklardan örnekler görüyorsunuz. Bunun dışında bu sözünü ettiğim totem direği, yani totem demek tabii tanımlayıcı olacak ama bu totem direği demeyi tercih ediyorum. Başka örnekler de göstereceğim. Karahantepe'de sıkça rastladığımız
bir durum, sırtında bir hayvan taşıyan insan. Burada oturur durumda bir insan var. Şu başı yandan bakıldığında kolları ve bacağı, sırtında bir hayvan. Bunun farklı yönlerden fotoğraflarını biliyorsunuz. Şu hayvanın parmaklı şeyleri, pençeleri arka yüzde. En sık rastladığımız hayvan motiflerinden bir tanesi leopar. Az önce sağdaki fotoğraf yataydaki dikil taşın üzerindeydi. Sekinin üzerindeydi. Soldaki de anakayadan şekillendirilmiş dikil taşlardan bir tanesinin yüzündeki leopar olduğunu düşündüğümüz, leopar postu olduğunu düşündüğümüz bir motif. Bu tabii fotoğraf özellikle koymamın sebebi, biz arkeolojik kazılarda bunları açığa çıkardığımız, aslında kendi doğal çevresinden bayağı yapay bir hale, yapay bir ortamda bunları gözleme fırsatı buluyoruz ama sonuç itibariyle tarih öncesi dönemde buranın ne kadar bugünkünden farklı bir ortam olduğunu hissettirecek bir fotoğraf diye bunu koydum. Ne yazık ki böyle bir gece fotoğrafını Göbektepe'de çekemiyorsunuz. Çünkü şehrin ışıkları bunu engelliyor. Ama halen bu tek tek dağları Milli Parkı'nda olmamızın bir avantajıyla gökyüzü burada keyifli bir şey sunuyor, ortam sunuyor. Diğer yapı, bu büyük yapıyla ilişkili diğer yapıdan bahsedeceğim biraz. Bunlar aslında bu ana yapı, ana değil büyük yapı. Buna bir merdivenle geçişi olan, şuradaki bir açıklıktan geçişi olan ikinci bir yapı. Bir geçiş olmasa da birlikte düşünüldüğünü varsaydığımız üçüncü bir yapı ile birlikte. Burası adeta bir kompleks, birbiriyle ilişkili, birbirinden bağımsız değil, birlikte düşünülerek inşa edilmiş bir yerleşme düzenine sahip olduğunu bize gösteriyor. Bu yapı, bunun üzerine biraz durursak, bir oval bir formu var. 8 metre aşağı yukarı uzun açıklığın mesafesi. Ve dediğim gibi şuradaki bir açıklıktan bunun içerisine giriliyor. Bu kenardan derinliği 3 metre civarında ama daha yukarıdan eğime bağlı olarak biraz daha bu ana kayanın daha derine açıldığını görebiliyoruz. Ve bu yapının içerisinde diğer yapıların da aynı şekilde bilinçli olarak gömüldüğünü biliyoruz ve bu konuda Göbektepe'de de bir fikrimiz olduğu için gömülmüş mü düşüncesiyle biraz da bu gömme şeyinin sürecinin sistematiğini anlamak üzere belirlediğimiz bir stratejiyle kazdık ve bu sayede de bu yapıların içerisinin hangi aşamalardan geçerek doldurulduğunu görme fırsatımız oldu. Ama bu detaydan ziyade ben bu yapıyı biraz daha tanımsal giderek anlatmayı tercih ediyorum, yani anlatacağım. Dediğim açıklık şu, bu pencereden birkaç basamakla girdiğiniz, inebildiğiniz bir yer. Diğer büyük binadan biraz daha düşük kotlarda. Bu fotoğrafta gözükmüyor ama şuradan da tamamen makroskopik, yani basamakların eğiminden yola çıkarak yaptığım bir tanımlama bu. Bir ucundan girilen ve başka bir binanın içerisine geçmek suretiyle inilen bir yapı bu. Diğer taraftan da çıkılan bir yapı bu. Bu yapının bu geniş duvarının ortasında şurada bir insan başı var. Ana kayadan şekillendirilmiş. Ve çok böyle çıkık dudaklarıyla tanımlı. Hatta çenesinin altında üçgen bir kabartma var. Bu bir sakal olduğunu varsayarsak bir erkek bireyi tanımlama olasılığı çok yüksek. Diğer taraftan boynu bu açıdan gözükmüyor ama birkaç slide sonra gözükecek. Boynu ve şu ana kayanın bu şekilde dönüşlü olması da özellikle boynundan çıkarıp belki de bir yılan gövdesini çağrıştıracak bir forma sahip. Bu insan başının yönelimi de az önce tarif ettiğim şu kapıya yönelik, yani burada biri içeri girdiğini varsaydığımızda göz göze geldiği bir açıyla yapılmış gibi duruyor ve karşısında da ana kayanın kendisinden yapı açılırken yerinde bırakılarak oluşturulmuş dikmeler var. Bu dikmeler 11 tane, 4, evet, 6, 8, 11 tane, bir tane de ortada dışarıdan yapıp getirilmiş, formu çok tanımlı olmayan, daha sonradan buraya eklenmiş bir başka dikil taş da formuyla da diğerlerinden farklılaşıyor. Bu az önce sözünü ettim, işte bu üçgen kabartma ve boynun halini bu açıdan görüyorsunuz. Dikmelerin de biçimleri itibariyle birer erekte vaziyet, yani daha doğrusu fallus biçimli olduklarını görüyoruz. Ve bunların da bir sistematik içerisinde dizildikleri
anlaşılıyor. Başka bir yaşta bu daha net gözüküyor. Bunun dışında evet farklı açılardan da fotoğraflarını paylaşıyorum sizinle. Bakalım. Şimdi şu ben biraz daha durmak istiyorum üzerinde bu açıdan. Bu yapıyı bir tane şöyle bir yılan kavim motifle ulaşan bir kanal var. Bu kanalın karşısında da şurada çok net gözükmüyor ama başka bir açıklıkta şu büyük binanın içerisindeki bir havuza ulaşıyor. Tabii buradaki tortular bize bu dikil taşların yüzeyinden ve zeminden alınan tortular içinde herhangi bir bu kanallar tabii hali bir sıvının varlığını düşündürüyor. Bunun olup olmadığını ya da varsa bile ne tür bir sıvı olduğu hakkında fikir verecek henüz yani bunun sonuçlarını bekliyoruz ama sonuçta bu kanalların varlığı bile bu merdivenlerin dışında bunda bu tür şeylerin varlığı bu iki binanın birlikte en azından ikisinin birlikte düşünüldüğünü, tasarlandırdığını gösteriyor. Yine bir çıkarsama yaparsak bir mekana girdiğiniz yerden çıkmıyorsanız dolayısıyla çıkan kişinin artık giren kişiden farklılaştığını varsayabiliriz. Bu halde bu yapının bir sürecin gerçekleştiği, bir sürecin yaşandığı özel bir yapı olarak tanımlama bize olanak sağlıyor. En azından şu anki tablo bunu söylememize olanaklı diyebilirim. Bunun dışında bu büyük yapının dışında bir kompleks olduğunu söylemiştim. Bizim için son derece önemli sorulardan bir tanesi, daha doğrusu bu dönem bu bölgede çalışan meslektaşlarımız için de aktüelitesini yani kaybetmemiş bir soru. Bu yapıları yapanlar nerelerde yaşıyorlardı? Barınakları, konukları var mıydı ve neredeydi diye. Bu büyük binanın etrafında onun üzerinde küçük barınak olarak tanımlayabileceğimiz kulübe tarzı yapılarla karşılaştık. Bunlar çapları birkaç metre, yani farklılık gösterse de 3 metre, 2,5 metre, 3 metre, 4 metre maksimum boyutlarında kulübeler. Yine çukur tabanlılar. İçlerinde tek ya da bazen iki tane daha küçük boyutlarda T biçimli dikmeler var. Zeminlerinde taş döşeli ama düzenli değiller. Dolayısıyla onların üzerinin bir organik malzemeyle kaplı olmuş olan bir organik yani sazlarla vesaire kaplı olmuş olabileceğini varsayabiliriz. Ve en azından bunların tabanlarının şu örnek çok iyi bir örneklerden bir tanesi. Öğütme taşı, alt taş yerinde korunmuş. Onun dışında bu tabii fotoğraftan ayırt etmek çok güç ama şöyle küçük bir yapının içerisinde bile 30'a yakın el taşı, öğütme taşı yani küçük buluntu ve aynı düzlemde olmaları da bu yapıların özel değil, daha çok günlük işlerin gerçekleştiği, büyük olasılıkla barınma ihtiyacının karşılandığı mekanlar olduğunu düşündürüyor. Burada vurgulamaya çalıştığım şey bu küçük kulübelerin, barınakların bu büyük yapının etrafında olmaları, büyük yapının üzerinde bunların olmaması. Tabii akla tabii büyük yapının bunu bu dönemi kesmiş girmiş olabileceğini getirse de bizim üzerinde durduğumuz olasılık bu kulübelerin bu büyük yapının etrafında dizilmiş oldukları ve çağdaş oldukları yönünde. Tabii bunu daha net bir şekilde söylemenin, kanıtlamanın yolu buluntuların analizi ve özellikle tarihleme ile mümkün olacak. Gerçi tabii bu özel yapıların Göbektepe'den biliyoruz. Çok uzun bir süre kullanıldığını biliyoruz. Yine daha fazla ihtiyacımız var. Bunların çağdaş olup olmadığını söylemek konusunda daha fazla veri ihtiyacımız var. Demekle yetineceğim şimdi. Bu bölgede kazı yaptığımız alandaki son aşamada da dörtgen planlı, tam köşelerin oluşmadığı ama köşeleri yuvarlatılmış dörtgen planlı yapılarla karşılaşıyoruz. Bunlar da çukur yapılar. Daha eski dolguların içerisinde boşaltılarak, kesilerek yerleştirilmiş yapılar. Bu Göbektepe'deki ikinci evreyle çağdaş özellikler taşıyorlar. Burada dört tane simetrik yerleştirilmiş dikil taşı görüyorsunuz. Dolayısıyla bu plan dörtgene geçiş mekle birlikte bu dikil taş geleneği devam ediyor. Keza aynı şekilde duvar boyunca devam eden yine iki basamaklı, iki seviyeli sekiler var. Duvarların içerisinde pencereler var. Abartmıyorum gerçekten pencereler. Böyle bir takım nişler var. Duvarların içerisine yerleştirilmiş büyük taş kaplar var. Ve yine tekrar eden bir takım tanımlı yükseltilmiş böyle hücreler
var. Yapıların tabanları oldukça özenli bir şekilde taş döşenmiş ve üzerlerine in situ konumda, yani oraya bırakılmış aletlerin olduğu düzlemler bunlar. Hatta bu mekanın şu köşesinde duvarın içerisinde yerleştirilmiş bir mas gibi bir taş, tam bir insan yüzü de bunların oldukça iyi korunmasını sağlayacak şekilde gömüldüklerini gösteriyor. Dikil taşların yerinde kırıldıklarını biliyoruz. Burada bütün parçaları yerinde görmüyorsunuz çünkü kaldırdık restore edilmek üzere. Ama yerinde önce tahrip edildiğini, daha sonra da bilinçli bir şekilde doldurulduklarını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Son derece ustaca şeyleri var. Bir duvar örgüsü söz konusu. Ve bu dikil taşların üzerindeki bezemelerle kabartmalar, işlemelerde bize yine Göbekli Tepe'yi çağrıştırıyor. Geniş yüzeylerde böyle şey yapan V gibi duran, omuzdan itibaren gelen dirsek, kollar ve ön yüzde parmakları sembolize eden bölmeler, ki bunlar 8 parmak var burada, parmak sabunlar. Bazılarında 5, bazılarında 8 gibi, yani farklı ya da 4 gibi farklı rakamları doldukları dikkat çekiyor. Yine bizim Göbektepe ve Yeni Mahalledeki heykelden, daha sonra Sayburç'tan gördüğümüz gibi bu ön yüzde de bir boyun altında olabilecek V biçimli bir kabartma da dikkat çekiyor. Biraz da buluntuları göstermek istiyorum size. Bu büyük binanın içerisinin doldurulduğunu, bilinçli olarak doldurulduğunu biliyoruz. Bunu söylememizi kolaylaştıran şey, binayı farklı yönlerde keserek kazmış olmamız. Yani dolgu yerinde bırakarak kesitleri gözlemledik ve yuvarlak olması ve belirli bir yöne doğru eğimli olmasına rağmen mekanın içerisinde her yönden getirilen şeylerle atılmış ve taşımış toprakla doldurulduğunu gösteren kesitler söz konusu. Ve bu doldurma işleminden öncesinde de yine az önce gösterdiğim örneklerde olduğu gibi işte bir önce tahrip edildiğini, daha sonra da doldurulmaya başlandığını görüyoruz. Bu doldurma işlemi sırasında binanın içerisinde çok sayıda heykel parçası, hayvan başları şeklinde ya da insan başları şeklinde heykel parçalarının atıldığını görüyoruz. Hatta bazı noktalarda bu başların, insan başlarının yüzlerinin ters ve duvara dönük şekilde çok düzgün bir şekilde bırakıldıklarını da biliyoruz. Bu da bize bu gömme işleminin oldukça sistematik bir, adeta bir ritüel şeklinde gerçekleştiğini düşündürüyor. Bu heykelin üzerine biraz durmakta fayda var. Az önce sözünü ettim, o totem direğine benzer bir sahne söz konusu. Sırtında bir leopar taşıyan bir insan var burada. Leoparın ağzının açık olması, dişlerinin görünür, yani bir saldırgan pozisyonda olması ve bizim yine Göbektepe'den bildiğimiz bir durum. Dikkati çeken bir diğer şey de bu leoparın bir canlı halen, yani insanın sırtında, hani bir avcı sırtında avladığı birini taşıyor gibi bir, böyle çok basit bir çıkarsama yapsanız bile bunun ne kadar hafif kalacağını gösterecek şekilde canlı olması, canlı bir izlenim vermesi en azından bizim tarihçi dönemde, bu dönemde insan ve çevresiyle diğer canlılarla ilişkisini sorgulamamızı sağlayacak bir görünüme sahip diyebiliriz. Çok sayıda insan başı ve hayvan başı bu binanın içerisine atıldığını söylemiştim. Bunlardan bir tanesi. Birçoğunun burunları deforme edilmiş, kırılmış ama verilen gerçekçi ifade çok hakikaten ustalığı yansıtıyor. Bu en iyi örneklerden bir tanesi. Gerçi bu ne kadar yüz hatlarını iyi verse de dişlerinin yapısı, ağzı yapısı, acaba bir maske mi var yüzünde? Biliyorsunuz bu kafataslarının kille sıvanması uygulaması Neolitik'te bildiğimiz bir uygulama. Bir de burada yine dikkat çeken, yani kazara değil bilinçli olarak açıldığı anlaşılan küçük bir şey var, oyuk var kafanın üzerinde. Bu da yine bizim Neolitik'ten bildiğimiz trepanasyonun olabileceğini, onun bir işareti olabileceğini düşünülendiren bir durum. Buluntular arasında bu da yine dikkat çeken bir heykel parçası. Bir bedende iki tane baş var. Çok dualist bir şey var. Dışa vurum var burada. Bu genç, yaşlı, kadın, erkek gibi, yani farklı şekillerde yorumlanabilir. Ama burada dikkat çekici olan şey bence böyle bir şeyi bir Roma tiyatrosunda bile bulsanız,
Yani şaşırmayacağınız bir şey. Çok daha binlerce yıl öncesinde Neolitik sanatçıların elinden çıkmış bu ustaca şeyi hakikaten hayretle kendisini izletiyor. Burada da dikkat ederseniz gene burunlar tahrip edilmiş. Saç bağları var. Saçlar örülmüş ve bağlanmış. Bir takım bu özellikler de net bir şekilde görülebiliyor. Dikil taşların yüzeylerinin bu dikil taşların insanı betimlediğini düşündürecek şekilde yine el kabartmaları, göğsün üzerine bir örümcek motifi. Bu iyi bir örnek bezemeleri açısından. Ön yüzde karşılıklı duran iki tane tilki var. Tilki de çok sık kullanılan imgeler arasında. Buradan çok iyi işlenmiş bir ve daha önceden bilmediğimiz bir şekilde yani karşılıklı duran iki tilki şeklinde betimli görüyorsunuz. Karahantepe'de dikkati çeken bu, şimdi bir tanesini gösteriyorum. Dikkati çeken bir diğer noktada oturur pozisyonda bir yerde bir kürsüde bir koltuk neyse artık bir yükseltide oturur pozisyonda insanlarla karşılaşıyoruz. Bu tabii çok farklı bir durum. Yani birinin bir yerlere oturtulmuş olması dikkat çekici en azından. Burada da bir iyi bir örnek var. Yine fallusun öne çıkarıldığını görüyoruz. Çok incecik bir şey bu. Yani 10 santim eninde bir şey, 15 santim eninde bir şey. Ama iki yüzü de işte betimlenmiş. Yine karın altında toplanmış eller. Göğüste kaburga ya da başka bir canlının motif olabilecek bu kazıma bezemeleri görülüyor. Baş kısmı kırık. Bu da diğer önceki dikil taşta olduğu gibi bu başların bu gövdeden kırılarak ayrıldığının iyi bir göstergesi. Çok sayıda hayvan şeyi var. Heykel parçası var. Leoparlar, kuşlar, bunların tilki öne çıkanlar arasında. Burada yine çok gerçekçi yapılmış bir leopar başı görüyorsunuz. Kloritten yapılmış taş kaplar, hayvan bezemeleri olan kaplar, yine taş kaplar ve farklı taşlardan yapılmış tepsiler. Burada bu örnekte de yine oturur pozisyonda, şu yan açıdan baktığınız zaman yine kolları dikil taşlarda gördüğümüzün benzeri bir formda kabartma olarak belirlenmiş, elleri tanımlanmış. Biraz yüzü, amorf bir yüzü var diye tarif edeceğim. Yine o az önce gösterdiğim baştaki gibi kaş çizgileri tanımlanmış. Ama özellikle yine oturup pozisyonda vurgulanmış bir tane bir başka heykeli de görüyorsunuz. Şimdi Karantepe'yi bu şekilde yani çok hızlı ve biraz böyle fikir edinecek şekilde yani bu düzeyde özetlesem herhalde bu çok da uzatmadan biraz şeyi Karantepe'yi anlatmış olurum. Oldum en azından diye. Teşekkür ederiz. Güzel. Fantastik buluntular gerçekten çok güzeldi. Yalnız fotoğraflar da çok güzel hocam. Hele bu gökyüzülü olanların gece fotoğraflarına bayıldım. Kubilay Evet. Akdemir fotoğrafçımız. Uzun süre Atlas'ta şimdi Magma'nın fotoğrafçılığını yapıyor. Uzmanlığı da bu. Onlar kendilerini Güzel. yıldız avcısı olarak tanımlıyorlar. Tabii bu büyük bir şans. Buraya bir çatı yapıldığında veyahut da işte kentler her yerde büyüyor. Umarım buraya yaklaşmaz. Yaklaştığında bu tür kareleri elde etmek mümkün olmayacak. Sanırım bunlar evet Kubilay'ın bu fotoğrafları yani uzun süre şey yapacak. Bize burası hakkında bir izlenim, bir fikir verecektir. Teşekkür ederiz hocam. Hocam peki dönemsel olarak Göbektepe ile farklılıklar var mı? Veya Yani açısından da söyleyebiliriz, mimari açısından da. şimdi hocam şöyle yani Göbektepe ile tabii 1500 yıllık bir süreçte bahsediyoruz. Yani Göbektepe'de tarihler bu uzun bir aralığa yayılıyor. Şimdi bu çok sayıda yerden bahsediyoruz Şanlıurfa'da değil mi? Yani bunların hepsinin yani 1500 yıl boyunca eş zamanlı olup olmadığını söylemek de kolay değil. Aralarında farklı zamanlarda çağdaşlık söz konusu belli bunu yüzeyden bile anlamak mümkün. Dolayısıyla çok fazla yani iki yerleşmeyi
birbiriyle bütün detayları karşılaştıracak kadar bilgiye sahip değiliz. En azından Karahantepe'de henüz değiliz. Ama öne çıkan bir takım şeyler var. Bu yani yokluklarından, eksikliklerinden yola çıkarak yapabileceğim tanımlama. Yoksa iki gün sonra tablo değişebilir. Şimdilik biz Karahantepe'de daha fazla insan, az önce size de gösterdiğim gibi, insan imgesiyle daha fazla karşılaşıyoruz. Bu Göbektepe'de ise durum biraz daha farklı. Göbektepe'de hayvan sembolizmasının özellikle bu dikil taşların üzerindeki şeylerle, betimlerle biraz daha ön planda olduğunu gösteriyor. Şeyin ise Karahantepe'de de biraz daha bunların insanın öne çıkarıldığını gösteriyor. Çok genellemeci olacak ama yine de bir izlenim vermesi açısından söyleyeceğim. Şu anda Karahantepe'de kazdığımız katmanlar Göbektepe'den birkaç yüzyıl daha yeni. Bu farklılığı bir yere oturtacaksak belki de ilk başta yani bu yerleşik hayatın başlangıcında bundan sonra işte avcı toplayıcı insanlar ve kendilerini daha çok hayvanlarla ilişki içerisinde insanlar ve ben bunu insanın kendisini yerleşikliğin hemen öncesinde daha fazla hayvanlar alemi bir parçası olarak gördükleri şeklinde yorumluyorum. Ve ama büyük bir olasılıkla ya da ne yazık ki yerleşiklik yeni bir sosyal düzeni beraberinde getiriyor ve insanın çevresinden kopuşu da tam bu noktada başlıyor diyebiliriz. Ve belki de yani önce kendisini hayvanlar aleminin bir parçası gören insan yavaş yavaş kendisini evrenin merkezine koymaya başlıyor ve farklılaşıyor. Bu da beraberinde herhalde kendi suretini daha fazla yapma, ona daha farklı anlamlar yükleme gibi bir sonuca varıyor. Ama sonuç itibariyle biz elimize ulaşanların üzerinden bu tanımı yapıyoruz. Elimize ulaşmayanların daha fazla olduğunu da unutmamak gerekiyor. Elimize ulaşanlar da nihayetinde zamana dayanıklı olanlar. Yani o ulaşmayanların olmadığı gibi bir çıkarsama da yapmamak lazım. Yani ilk etapta böyle bir küçük bir farkı şey yapabiliriz, öne çıkarabiliriz. Teşekkür ederim. Hocam yoruldunuz ama bir saat oldu bu arada. Tamam. Son birkaç konuyu sorup daha da fazla sizi yormadan. Vaktimiz var değil mi Hülya Hanım? Kanal açısından bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Şey belirtmeniz gerçekten çok açıklayıcı oldu. Bu yapıların genelde dinsel içerikli yapılar olduğu, insanların belki de uzak mesafelerden gelip burada dinsel ihtiyaçlarını giderdi. Bu domestik yapıların, yerleşimin, sivil yerleşimlerin de bu yerleşimlerde, bu yerlerde ortaya çıkması, bu insanların burada yerleştiğini de bize kanıtlıyor. Bir soru var arada, onu hemen sorayım izleyicilerden. Furkan Tufan, herhangi bir bitki veya hayvan evcilleştirme kanıtımız var mı diyor hocam. Ama bunun dışında buradaki eserler veya yeni, yanılmıyorsam yeni açıldı Urfa Şanlıurfa Müzesi. Hatta bir kataloğu çıktı, sizin de emeğiniz var, siz ve ekibinizin. Bunu da bilgi alabilir miyiz sizden? Bir de buna bağlı olarak yanılmıyorsam, eğer bilgilerim beni yanıltmıyorsa, kent merkezindeki yeni mahallede de bu ilk heykelin çıktığı yerde çalışma yapıyorsunuz. Evet. Kısaca bunlar hakkında bilgi verip en son bu çok önemli ülkemiz için, Neolitik dünya için de bu kongre, Neolitik kongreyi soracağım hocam size. Bununla ilgili nasıl bir gelişme sağlandı? Ne zaman yapılacak? Kimler katılacak? Herhalde bu kültürlerimizi, bu çalışmaları daha iyi aktaracağımız bir platform olacak. Evet hocam. Şimdi önce bu Furkan arkadaşımızın sorusundan giderek şey yapayım. Biraz yani tabii bu beslenme alışkanlıkları ile ilgili sorulan bir soru aslında nasıl bir toplumdu, ne tür bir düzene sahip toplumlardı da beraberinde getiriyor. Bunlar hepimizin bildiği gibi avcı toplayıcı ama yerleşik topluluklar. Yani burada bir yerleşikliğin nedeninin tarım ve hayvancılık değil de yerleşikliğin sonucunun tarım ve hayvancılık olduğunu bize gösteren yerler. Ama yabani tahılları topladıklarını biliyoruz. Evcilleştirdikleri hayvanlar yok. En azından bugüne kadar bu çağdaş yerleşmelerde bulunan arkeolojik veriler bunu gösteriyor. Ama etrafta bulunan çok sayıda şey var. Avlak yeri var.
Bunlar yine Bahattin Hoca'nın yaptığı yüzey araştırmalarında bulunan yerler. Yenileri de eklendi bunlar. Fatma Hoca da buldu. Ve özellikle Fatma Hoca'nın bulduğu yerlerden birinde ya da ikisinde prehistorik aletlere de rastlanmış olması büyük olasılıkla o dönemde yapılmış olabileceklerini akla getiriyor. Dolayısıyla yani yabani tahılları toplamanın yanı sıra aynı zamanda da daha organize av tekniklerini kullandıklarını, büyük sürüler halinde hayvanları kontrol altına aldıklarını, dolayısıyla hayvanlarla da başka bir ilişki biçiminin gelişmeye başladığını gösteriyor bize. Ve tabii bütün bunların yanı sıra bunlar son derece sanatsal üretimi, zanaatı çok üst düzeyde olan topluluklar. Yani bunları sadece beslenme alışkanlıklarıyla, tarım var mı ya da hayvancılık var mı yönleriyle tarif etmeye kalkarsa biraz eksiklik olur. En azından bu insanların bu sanatsal zanaat konusunda bir çaba içerisinde olduklarını, bunları gerçekleştirebilecek bir birikime sahip olduklarını anlıyoruz. Bu tabii sadece bu üç boyutlu nesnelerde değil, az önce gösterdiğim örneklerini verdiğim, özellikle bu anıtsal binalarda da kendisini. Onlar da çok büyük ustalık gerektiren yapılar. Senin de dediğin gibi yani konutların bulunması bize haliyle bu büyük yapıların da işlevlerini tekrar sorgulatıyor. Yani tarım toplulukları değil de avcı toplayıcılar da bu büyük binaları ne yapıyorlar, ne için kullanıyorlardı. Ben özellikle bu büyük binaların çok işlevli yapılar olduklarını düşünüyorum. Yani tek bir amaca yani bunu hele dine indirgemeyi doğru da bulmuyorum. Örneğin Karahantepe'de bu falluslu yapının işlevi yanındaki büyük yapıya göre muhtemelen çok daha özelleşmiş bir görünüm. En azından görünümü böyle bir tablo çiziyor. Şimdi sadece o büyük yapıyı bulsaydık başka bir şey konuşurduk. Dolayısıyla burada yapıların büyüklüğü ya da anıtsallığının bir ölçüt olmadığını bize gösterdi. Yani çok daha küçük ama çok daha özelleşmiş bir yapı söz konusu. Dolayısıyla yani genel olarak bu dönemi sistemli bir organizasyonun, iş bölümünün, zanaatkarların olduğu bir dönem olarak. Yani bu çok açık bir tablo. Ama tabii bunu bizim daha sonraki tarım toplumlarında biraz daha böyle, hatta çok daha sonrasında diyelim, orada bile çok erken olur. Böyle bütün bu sistemi ayakta tutan bir DKI tabakalanma içerisinde oturtmak da çok güç. Yani bu toplulukları bizim bugünkü alışkanlıklarımızdan, bugünkü dünyayı tanımlama biçimimizden çok daha farklı algılamak ve bugünün üzerinden tanımlamak doğru değil diye özetleyebilirim. Sergiden söz edeyim. Evet, Karahantepe'den çıkan buluntuların müzede, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki rezerv bir alanda sergisi açıldı. Bu yani bu yaz bulunan buluntuların da bir kısmı bu sergide yer alıyor. Bu vesileyle tabii yani Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü'ne gerçekten yani çok böyle çok özverili bir işbirliğiyle gerçekleşti. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Murat Akman'a hem arazideki restorasyon hem de serginin hazırlanmasında diğer müzenin restoratör arkadaşlar çok büyük bir emekle ortaya çıktı. Ama çok bizim için çok keyifli oldu çünkü yani kısa sürede kendisinden konuşulan bir yerden çıkan buluntuların topluma buluşturulması son derece önemliydi. Dolayısıyla biz orada bir Karahantepe, bir şey daha vurulayım burada. Sergilediğimiz buluntuların tamamı az önce gösterdiğim büyük bir, o büyük yapının içerisinden gelen buluntular. Bütün buluntular değil. Burada biraz da şunu da göstermek istedik. Bir yapının içerisinde o gömme ritüelinin nelerden oluştuğunu anlaşılması açısından onları seçtik. Bir de Neolitik insanın yüzüne ait çok sayıda, yani Neolitik insanın oradaki yüz imgesine ait çok fazla buluntu olduğu için biraz Neolitik insanla yüzleşmeyi sağlamak için, yani bir yüz şeylerinin öne çıktığı bir sergi düzenledik. Burada belki bu sergi bize aynı zamanda bu turizm meselesini de şey yapabilir. Biraz daha durumu iyi bir seviyeye taşıyabilir. Çünkü turizm deyince her zaman endişe duyduğumuz bir şey. Endişe de etmemiz gereken bir şey. Sonuç itibariyle turizm fikri bile bir arkeolog için yeterince endişe verici olması zaten gerekiyor zaten. Ama bu serginin açılmasını ben şununla ilişkilendirebilirim. Biz özellikle Prehistori Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi'nin bütün projelerinde yaptığımız bütün çalışmalarda koruma ve toplumla buluşturmayı arkeolojinin bu yönünü arkeoloji kadar önemsedik. Yani bütün projelerimizde eskiden beri gelen
Tepe, Çayönü bütün projelerimizde buna yer verdik. Ben özellikle bu konuyu işte Aktopark'taki arkeoloji okulu olsun, Arkeatlas olsun, şimdi Arkeomagma olsun ya da burada birçok meslektaşımızla birlikte kurduğumuz Standartsizlik Arkeoloji Müzesi olsun. Bütün bunlar arkeoloji toplumla buluşturma konusunda bizim bir hassasiyetimizi gösteriyor. Onun için de çok acele ettiğimizi zannetmiyorum. Eserlerin belirli bir kısmını sergilenebilir hale getirip insanlarla Şanlıurfa Müzesi'nde buluşturmayı. Burası alana gitmeden ya da gitmeden önce iyi bilgi alınabilecek bir yer diye tavsiye edebileceğimiz bir sergi oldu en azından. Kongrede istersen birkaç cümleyle söyleyeyim ve daha da dediğim vakit almayalım. Kongre, Dünya'nın Öğretim Kongresi Mehmet Özdoğan Hoca'nın zaten aklında olan bir projeydi. Ve bir süredir üzerine konuştuğumuz bu Şanlıurfa'daki gelişmeler, bu bütün işte bu kazılar veyahut da gerçekleştirilen projeksiyon bu fikirle birebir örtüştü. Yani böyle bir aktüel bir neolitik çağ araştırmalarının olduğu bir bölge varsa işte Diyarbakır, Mardin'de dahil bunu bir şeye de böyle bir mevcut olan hocanın aklında olan bir kongreyle ilişkilendirmek, bunu bütünleştirmek doğru bir zamanlama diye düşünüyorum. Ve bu konuda tabii hem yerelde hem de bakanlığın şeyi de var. Kararlılığı da var, desteği de var. Tabi bu vesileyle hani belki de bu kongreden ziyade kongrede bu araştırma projesi vesilesiyle bu insanlara da teşekkür etmekte, söz sahibi insanlara da teşekkür etmekte fayda var. Özellikle Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bu projenin gerçekten oluşmasına, fikir dahil oluşmasında, bugüne kadar gelmesinde son derece belirleyici bir isim oldu. Keza yine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Bey, Gökhan Yazgı, bütün genel müdürlük çalışanları da burada. Yani sadece teşekkürden fazlasını hak ediyorlar. Çünkü üstlendiler bunu, yani bu işin parçası bu üniversiteye, bize veyahut da ona buna ait bir şey değil. Kısacası aslında bu Kültür Bakanlığı'nın bir projesi olarak diye tanımlamak daha doğru. Yerelde ise özellikle Şanlıurfa Valisi Abdullah Bey, Abdullah Er'in, az önce söylediğim gibi Müze Müdürümüz Celal Bey, İl Kültür Müdürümüz Aydın Aslan, Harran Üniversitesi. Yani projenin hem bürokrasinin içerisinde hem yerelde hem de akademide, çok uluslu olacak şekilde akademide şeyi karşılık bulduğunu söyleyebilirim. Bu da tabii bizim nerede hepimizin sorumluluğunu arttıran bir durum. Ama herkesin sanırım bu sizinle paylaştığım sonuçta herkesi bu emeğinin bir şeyin olduğunu, karşılığının olduğunu, karşılıksız kalmadığını en azından gösterine yeter diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Serdar Hocam. Çok uzattım, kusura bakma. Estağfurullah. Çok keyifli oldu. Biz teşekkür ederiz. Hocam bir tane arada çok uzun olmak kaydıyla Ertan Turgut, benim tanıdığım Ertan Turgut'sa turist rehberi olması lazım. Tanışmıştık. Çatılarla ilgili veri var mı hocam? Yapılar, çatılar. Yapıların evet çatılarıyla ilgili şöyle aslında yani bu tür çatıların biraz şey eksilterek gidelim. Bu yapıların ben üzerlerinin örtülü olduğunu düşünüyorum. Göbektepe'nin mimarisini çalışan Krupkat'ın bu konuda detaylı şeyleri de var zaten. Rekonstrüksiyonları da var, çalışmaları da var. Ve özellikle bu ortadaki iki dikil taşın daha yüksek, diğerlerinin daha alçak olması bir konik çatının varlığını bize düşündürüyor. Diğer taraftan böylesi büyüklükte yapıların uzun süre açık kalması durumunda zaten ne o dikil taşlar yerinde kalır, ne işte üzerindeki kabartmalar vesaire korunabilir. Yavaş bir dolmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani hızlı bir şekilde doldurulduklarını, kullanıldıkları süre içerisinde de üzerlerinin çatıyla kapatıldığını, bunların kapalı mekanlar olduklarını varsayıyorum. Özellikle bizim bu falluslu yapının doldurulması da çok net. 40 santim bir kırmızımsı bir toprak konuyu içinde hiçbir arkeolojik malzeme yok. Ondan sonra karışık bir malzemeyle o fallusların üzerine kadar dolduruluyor. Sonra fallusların yeri belli olacak şekilde üzerlerine taşlar koyarak yüzeye kadar yükseltiliyor.
En üstü de yassı taşlarla sadece o yapının üzerini kapatacak şekilde örtülüyor. Bu gömmenin bir şey sonucu. Aksi takdirde bunlar bu şekilde bu kadar insan eli olmadan dizilmesi mümkün değiller. Aynı şekilde büyük o 15 ton ağırlığındaki bir dikil taşın sadece 5 santimlik 10 santimlik bir yatağın içerisinde kalması da mümkün değil. Hani yavaş yavaş da olsa bile o süre içerisinde o dikil taşlar çoktan yıkılırdı. Dolayısıyla bunların üzerleri örtülü yapılar. Yani bunda ben kuşku duymuyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Hem davetimize cevap verdiniz hem burada yaklaşık 1 saat 15 dakikadır anlatıyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Güzel de katılım oldu. Bütün iyi yayınlar diyen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir iki tane soruyu soramadım daha fazla hocayı yormayayım diye. Arkeoloji sanatın sorusu, Muaz'ın sorusu. Muaz bizim Tatarlı Ülkazı ekibinden öğrencimiz. Artık başka zaman diyelim. İnşallah. Biz tekrar sizi en kısa zamanda bu bölgede de görmek isteriz, ağırlamak isteriz hocam. Herhalde bir konferans için önümüzdeki dönemlerde bizim İrfan Bey'i davet edeceksiniz. Haberiniz olsun. Kimse tamam. Duymasın, aramızda kalsın. Şeyi de hatırlatayım yine aramızda kalacak şekilde. Katalogdan bana bir tane gönderme sözünüz var. Müzemizin tamam. Kataloğundan, Osman Müzemizin. Ve yayını kapatıyorum. Hocam tekrar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın.